Manşete hoş geldiniz. İstanbul'da küçük çekmece sıfır büyüklüğünde depremle bile enkaz altında kalınabiliyor. Bir otobüsün kamerasından ya da işte güvenlik kameralarından tespit edilen görüntülerle küçük çekmecede binanın yıkılış anını görüyorsunuz. Çürük bir bina, deniz kumuyla yapılmış, Defalarca uyarılmış, kaçak kat çıkılmış filan. Sallanmadan çöküş derken esasen bu binanın çöküşünden hareketle sallanmadan çöken her şeyden bahsediyorum. Nasıl olmasın ki? Yani küçük çekmeceyle başlayalım. İki kaçak kat, deniz kumu, ince demir, altta dükkan ve acı son. Bu, bu ülkede çivisi çıkan hemen her şey için geçerlidir. Kaçak, lar e, ve elverişsiz kadrolar, elverişsiz malzemeler, e, uygun olmayan e, sistemsiz, projesiz neyse yapılan şeyler. Ve elbette demokrasinin olmaması, hukukun olmaması, insan hakkının olmaması. Bu yani küçük çekmece bir sonuçtur esasen. Yaşananların bir sonucu. Sıfır büyüklüğünde bir depremle bile bir bina çöktü. Yani e, herhangi bir zelzeleye, sarsıntıya gerek yok. O sırada tespit edilmiş herhangi bir sal e, deprem yok. Yıkılması için tüm şartlar hazırmış diye gazeteler, manşetler atıyorlar. Depreme bile gerek kalmadı falan. Yani yapının bir buçuk katı kaçak. Sağdaki fotoğrafa dikkat edin. Yani etkin bir denge denetim olmayınca da böyle oluyor. Ayrıca da o binada oturanların da bu işi takip etmesi gerekiyor. Bir sürü şey sıralı. Yani bir ülkede gerçekten hesap verilebilirlik yoksa denge denetim ortadan kalkmışsa kazalar olur insanlar ölür. Ve ama bu yani balık baştan kokar. Evet silsile halinde yığınla problemin yığınla sorunun yığınla vurdum duymazlığın bir sonucudur esasen bu. 1999 büyük Marmara depremi olmuş. Aradan çeyrek asır geçmiş ve ilerleme yok. Milim ilerleme yok. 3000 bina bu durumda diyor. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı bin bina bu durumda diyor ki o da herhalde en az diyelim biz. Yani bin bina bu durumda demek şu demek. 3000 bin binanın çökmesi için depreme bile gerek yok demek. Onlar da çökebilirler demek. Yani yoldan geçen bir kamyonun sarsıntısı ki zaten o cadde üzerinde yani yoldan geçen otobüsler, ağır tonajlı araçlar falan neyse bir sarsıntı oluşturuyorlar. Onunla bile gidebilir. Belki de bu tetikledi bilmiyoruz. 3 yıllık bina depremde yıkılır mı? Yani 6 Şubat'tan ders çıkarılmış ki, çıkarılmamış ki. 6 Şubat depremlerinde çevresindeki yapılar ağır hasar bile almazken yıkılan 3 yıllık MCG Tower'da Tower 14 kişiye mezar oldu. Anne babasını kaybeden e, Süheyl Sümbültepe yapıdaki usuzluk ve eksiklikleri tek tek belgeledi diyor. Yani 3 yıllık yapıda da bir a, aynı durum devam ediyor. 25 yıllık 30 yıllık yapıda da aynı durum devam ediyor. Yani yapının yaşının da bir önemi yok. Naci Görür uyarıyor ve diyor ki bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söyledikleri deyip devam ediyor. Hatırlayın İstanbul Belediye seçimleri öncesinde Naci Görür büyük ilgi odağı olmuştu. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları sırasıyla randevu veriyorlardı hocaya. Boy boy fotoğraflar çekildi. Ne bileyim açıklamalar yap yapıldı işte kente hazırlıyoruz hazırlayacağız şu bu bilmem ne. Seçimden sonra unutuldu mu bu? Yani Naci görür e soralım. Seçimden önce arandığı kadar seçimden sonra aranıyor mu? Ve acaba bu bir kampanya kampanyanın parçası bir temas mıydı? Maalesef. Dönelim günün gelişmesine. Sallanmadan çöküş. Hakkari belediyesine kayyım atandı. Her ne kadar bunu iktidar kanadı böyle demese de e, belediye başkan vekili atadı Kakkari valisini filan söylemde değişiklik var ama uygulama kayyum uygulaması. Dem Parti açıklama yapmış. Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en bildiği yol olan irade gaspına darbeciliğe başvurdu diyor ki böyledir. Türkiye'de son 10 yıldır hukuk marifetiyle göya üst üste siyasal darbeler yaşanmaktadır. Ve siyaset hayatın her alana her alanına darbe vurmaktadır. Müdahale etmektedir. Ve bunu hukuk eliyle yapmaktadır. Hukuk perdelemesiyle yapmaktadır. Şimdi üç, İçişleri Bakanlığı'na üç soru sormuş Erkan Şenses. Ki İçişleri Bakanlığı Batman Baro Başkanı. İçişleri Bakanlığı uzun bir açıklama yapmış. Açıklamada dikkat çeken şey, şimdi örgüt propagandası filan falan, örgüte üye olma falan gibi suçlamalarla ilgili dosyanın tarihi. Dosyanın tarihi 2014. Diyor ki, Belediye başkanının yasal sorunu varsa neden aday gösterdiniz veya adaylığını onayladınız? 2- masumiyet karinesi anayasal bir karine değil mi? 3- belediye başkanı kayım atıyor fakat neden Hakkari Belediye Meclisi'ne seçim yaptırmıyorsunuz? Ya hep yaptırmıyorlar çünkü. Orada gene de Hakkari Belediyesi de çoğunluk Dem Parti olduğu için Dem Partili biri seçilecek. Mesele zaten kişi değil ki. Mesele orada Dem Partili birinin olmaması. Dolayısıyla şu da düşüyor. Ya neden e, bu kişi hakkında böyle bir soruşturma vardı da e, şey yaptınız, aday gösterdiniz. Bakın bu yanlıştır. O zaman yani bütün e, olası adaylar ve milletvekilleri neyse hepsi olası milletvekili adaylarının hepsine soruşturma açalım. Dolayısıyla parti de bunlara hakkında soruşturma var diye aday göstermesin. Böyle bir şey yok. Doğru da değil. Ayrıca hakkında hiçbir soruşturma olmayan insanlar hakkında da soruşturma açılıp görevden alındılar. Ve eğer Selçuk Mızraklı Diyarbakır'a Belediye Başkanı olmasaydı alınacak mıydı bugün Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı? Hayır alınmayacaktı. Kendi halinde yaşantısına devam edecekti bir hekim olarak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği için aldılar onu oradan. Yani mesele orada bir DEM Partilinin oturmaması. Bir DEM Partilinin olmaması hatırlatıyorlar büyükşehir kanununu şunu bunu filan. Eğer işte kişide sorun varsa belediye meclisi yeni başkanı seçer. Öyle değil. Yani amaç başka. Dem Parti nöbet eylemleri başlatacağını duyurmuş. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit. Olanlara izin verirsek sonuçlarının nerede tamamlanacağını tahmin etmek işte zor değil. Evet daha önce yaşandı bu. 2014 seçimlerinden sonra 2016'dan itibaren yaşandı ki 2016 2016 yaşanan hadiseler doğru takip edilmiyor. Özellikle 2015 1 Kasım'da iktidar tek başına iktidara geldikten sonra AKP tek başına iktidara geldikten sonra 2016'da bir dizi düzenleme yaptı. Ahmet Davutoğlu indirildi pelikan bildirisiyle ardından dokunulmazlıklar kaldırıldı. Sonra bir 15 Temmuz darbe girişimi adıyla bir operasyon çekildi. Sonra yeni kapı mitingi arkasından başkanlık sistemi falan derken hemen 15 Temmuz'dan işte 1-2 ay sonra Kasım'da Selahattin Demirtaş ve arkadaşları dokunulmazlıklarının kaldırılması kaldırıldığı gerekçesiyle tutuklandılar falan. İki, yani 2014'te seçilen belediye başkanlarına da Dem Partili işte o günkü HDP'li başkanlara da başkanlıklara da kayyım atandı. 2016'dan itibaren 2019'da gene aynısı oldu şimdi üçüncü kere aynısı oluyor birazdan geleceğiz Ahmet Türk buna dikkat çekmiş yeni yaşam gazetesi de işte irade gaspına karşı birçok kente eylemler yapılacak e, yer ve zaman bildirerek e, eylemselliği duyuruyor ama bunu da tedbirini almışlar İşte başta Hakkari gösteri yürüyüşü açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasak yani bir operasyon çıktı geliyor. Hepsini bile anlamışlar. Valiliğe yazı. Vali zaten kayyum olarak atanıyor belediye başkanlığına. Ondan önce de bütün gösteri falan yasağı koyuyor bilmem ne filan. Yani aynı delikten bir kere daha sokulma hadisesi. Yani bugün Türkiye demokrasi güçlerinin ve Türkiye muhalefetinin oturup şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir hikaye. Hani normalleşme yumuşama üzerinden çokça geyikler dönüyor ama yani Allah aşkına Mahmut Tanal açıklamış kayım kararına bir tepki olarak... Erdoğan'ın normalleşme söylemi bakanlar eliyle baltalanıyor. Ya yapmayın yani. Erdoğan iyi, çevresi kötü. Yapmayın yani. Aklımızla dalga geçmeyin. Yani söylediğiniz şeyin bir temeli olmadığını siz de biliyorsunuz. Erdoğan'ın normalleşme söylemi bakanlar eliyle baltalanıyor. Bak sen. Yalnız... Ee, gözaltına alınan... Van'da gözaltına alındı bu arada... Mehmet Sıddık Akış... Hakkari Belediye Başkanı, eş başkanı. Avukatı Azat Özer. Yeni bir soruşturma var. Dosyada gizlilik kararı var ve kısıtlılık getirilmiş diyor. Yani 2014'ten farklı bir soruşturmadan bahsediliyor ve kimse de bilmiyor. Yani işte hukuk perdelemesiyle diyoruz ya bir soruşturma açılıyor. Sonrasında da işte bir gizlilik kararı konuyor. Yayın yasağı konuyor. Gizlilik kararı olduğu için avukatlar bile şeye ulaşamıyorlar. Dosyaya ulaşamıyorlar. Bir, bir böyle bir sürü şey. Yani 10 yıldır bu devam ediyor. Yeni değil ve Türkiye demokratik güçleri varsa ve ne kadarsa ve muhalefet güçleri varsa ve ne kadarsa aynı delikten bir kere daha sokulmaya devam ediyor. Şeyin bir cevabı yani bunu özellikle beklemişler. Zamanlaması son derece ayarlanmış bir şey. Dün 2 Haziran'da iptal edilen, ertelenen neyse, ne bileyim mahkemede biten bir takım ilçe ve beldelerde tek seçim yenilendi. Mesela Hilvan'da DEM Parti 10731 oyla belediyeyi kazandı. Tam da bu sevincin üzerine böyle bir şey geldi. Yani Hilvan'ın şeysi gibi. Yani onu bekledi iktidar özellikle. Bu seçimlerin yenilenmesi falan falan o işleri de bir halledelim. 3 Haziran'da harekete geçeriz. Onun için 2 ayda beklendi. İşte bu 1-2 ayda en azından 31 Mart'ın yaralarını saralım. Muha muhalefetle bir normalleşme şeyi götürelim falan falan diye düşünüldü belki bilmiyorum ama şeyden devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günkü yayında tarih verdi demiştim Erdoğan'a ve evet, tarih verdi. Yani 11 Haziran'da Rojava'da, Kuzey Suriye'de bir yerel seçim var ve Türkiye buna karşı orayı bir teröristten yapmayacağız diyerek harekatın işaretlerini verdi. Erdoğan CHP'ye gideceğini 9 Haziran'dan sonra gideceğim diye söyledi. Yani Ondan önce de pazartesi günü kayım falan hikayeleri oldu. Bekleyin harekat eli kulağında. Bir savaş çıkacak, bir seferberlik ilan edilecek, şu olacak, bu olacak ve muhalefetin de yanında hizalanması istenecek. Dem Parti'nin duruşu belli, eski HDP çizgisinin. CHP'nin duruşu merak ediliyor. Yoksa İyi Parti, MHP'yi, şunu, bunu kimse merak ediyor veya nasıl duracak, ne biçimde pozisyon alacak diye bekliyor, merak ediyor değil. Bir başka işaret mesela Dem Parti sözcüsü Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan Yurt dışına çıkamadı yahu Avrupa Komisyonu parlamenter meclis toplantısı için Paris'e gidecek. Yurt dışına çıkış yasağın var deyip geri çevirdiler. 10 dakika sonra kalkacak uçağına binemedi. Sonra da işte bu şekilde bir tebliğ tebellü belgesi tutulmuş filan. Halbuki Aralık 2023'te yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle kaldırılmış yurt dışına çıkış yasağı. Milletvekili çıkamıyor diplomatik pasaportla. Yani geliyordu gelmekte olan bütün bunların hepsi işaret ve işte kara pazartesinin işaretleriydi yani anlayabilene. Bir de şimdi Erdoğan AKP şeyini kampı yaptı filan işte konuşmasında e, özellikle işte hukuk ve terör filan vurgusu yapıyor ve onu yazdım ben de grafikte yani şu cümledeki çelişkileri bulun diye hukuk karşısında boynumuz kıllan şeriatın kestiği parmak acımaz yani birbirine tama tamamen ters. Hem hukuktan bahsediyorsun sonra şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne demek yani? Ayrıca acır, çok acır. Devamlı. İşte e, az, azgınlıklara karşı kimse bizden yumuşak tavır beklemesin. Biz derken neyi kastediyorsun? E, demek ki biz demek, hukuk demek, hukuk bende demek. Terör, terörist, terörü destekleyenler karşı kimse bizden yumuşak tavır beklemesin. Yani yukarıda hukuk karşısında boynumuz ince, sonra şeriatın keştiği parmak, sonra da biz 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 vurgusu ve bu terör siyaseti devam edecek şeyi. Bu yani karşınızdaki kişi bu hiç değişmedi. Hiç değişmedi. 10 yıldır aynı söylemle iş tutuyor. Bizim de dilimizde tüy bitti. Mehmet Emin Aktar. Halk, halkın iradesine ki eski Diyarbakır Baro Başkanı'dır. Halkın iradesine ancak iki ay tahammül edilebildi. İçişleri Bakanlığı kayyım atama yazısında mahkemeye gerek kalmaksızın hüküm bile kurulmuş diyor. Böyle. Yani kastettiği şey şu. Ya yargı da yok. Mahkeme kararı falan da yok artık diyor. Yani direkt açılan bir soruşturma bahane edilerek yürüyor. Bir de enteresan şimdi birazdan bakacağız. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında da bir mahkumiyet kararı verildi. İşte Kobani davasında falan. Tuhaf yani soruşturma açılanı soruşturma bahanesiyle görevden alıyorsun. Öbür tarafta hüküm veriyorsun. Devam et. Yani acayip bir şey. Yani süreçler de kişiye göre, duruma göre ve nabza göre yürüyor. Ve ekşidar deniyor, test ediyor ki zaten kayyım atadık demiyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atadık diyor. Bakıyor nabza. Ne tepki verecekler? Ne olacak? Ve ona göre sıradaki adımların adımlarını belirliyor ve atıyor. Hep yaptığı gibi. Ve maalesef acayip bir şey. Her defasında Türkiye milleti aynı delikten sokuluyor. Yani Yıldırım Türker Hakkari kayımına gösterilecek tepki yakın geleceğimizi biçimlendirecektir diyor. Evet aynen öyle. Çünkü bu bir test. Van'da test ettiler olmadı. Duvara çarptı ve geri adım attılar. Yani Bahçeli'yi eleştiriyorsunuz Sinan Ateş cinayetini Pensilvanya'ya bağlıyor diye. O zaman Van'a, Van'daki hikayeyi de Fatih Altaylı Pensilvanya'ya bağlamıştı. Unutuyorsunuz. Devlet Bahçeli neyse Fatih Altaylı odur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani. Birisinin belki zihni melekelerinde problem var. Bunama belirtileri gösteriyor. Öbürünün zihni gayet açık. Ve ne yaptığını biliyor. Ve nereye çalıştığını biliyor. Ahmet Türk İsmail Saymaz'a konuşmuş. Olumlu hava yok. Bu üçüncü artık. Fakat diyor ki bundan sonra kayım atanmaz. Üç kezdir denediler diye düşünülüyordu. Yani kaygılar vardı ama çok da fazla kayım atanacağını düşünmüyorduk demiş. Demokratik tepki göstermek gerekir olabiliyor. Eğer demokratik bir tepki gösterilmezse arkası gelecek. Muhalefet partileri suskun kalmamalı kalmamalı demiş ve devam ederek güç kaybettikçe kayıma başvuruyor. Evet öyle. AKP'nin oyları bölgede hep eridi. Yani ne Van'da ne Diyarbakır'da ne Hakkari'de ne Mardin'de 2014'te 2019'da aldığı oyları bile alamıyor alamıyor. Ama ne yapıyor? Üçüncü kez aynı yola tevessül ediyor. Halk asla böyle bir anlayışa prim vermez. Evet bölge halkı prim vermiyor ama acaba Türkiye milleti prim verecek mi? İşte ilk iktidar bunu ölçüyor. Aslında demiş Ahmet Türk aslında kendi kuyularını kazıyorlar bu şekilde davranmakla. AKP kendi kuyusunu kazıyor bu şekilde davranmakla. Son tahlilde doğru. Kısa vadede olmasa bile belki de orta uzun vadede görülecek bu. Özgür Özel tepki vermiş nihayet saatler sonra. Kayyım atanmış olmasını reddediyoruz Hakkari Belediyesine yaşananlar halk, Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayım görevlendirmesi geri çekilmelidir filan. Karşısındayız kayım anlayışının demiş. Evet ben de attım böyle bir tweet. Ama ana muhalefet lideri ya da işte yerel seçim zaferini kazanmış CHP'nin lideri ülkenin şu anki en büyük partisi diyebiliriz. O itibariyle %38 31 Mart. Daha başka şeyler bekliyor insanlar. Tweet'i biz de atıyoruz. Dönelim eş zamanlı bağlantılı. Bugün 3 Haziran ve 3 Haziran tarihinin Pervin Buldan açısından e, önemli bir e, anlamı var. Eşini kaybedişinin 30. yıl dönemi ve eşini kaybedişi Tansu Çiller'in iktidarda olduğu döneme rastlıyor. Tansu Çiller de eşini kaybetti. Özer Çiller'i defnedildi. Ona göndermede bulunmuş ama önce hadiseyi hatırlayalım. 3 Haziran 94'te yani bundan tam 30 sene önce Adnan Yıldırım, Savaş Buldan ve Hacı Karay birlikte kaçırıldılar ve Öldürüldüler işkence görerek. Cinayetler o günkü koşullarda e, işte JITEM falan bağlantıları 30 yıllık hikayeye ne kadar dün gibi ama zaman geçiyor. Yani bugün yaşı 40'ın altında olanlar hatırlamıyor bunu bilmiyor. Ancak okuması lazım, belgesel seyretmesi lazım, kitap okuması lazım, gazete arşivlerini taraması lazım. Cinayetler İstanbul, Bolu, Adapazarı, Sabancı üçgeninde ortaya çıkıyor. Üçüne de işkence yapıldı. Vücudunda yanık izleri görüldü, derilerinin soyuldu ve işte otopsi raporuyla belgeleniyor filan. Ölüm kararı Milli Güvenlik Kurulu'nda alındı ve uygulandı. Tansu Çiller, Mehmet Ağar önemli aktörlerdi. Aynı sene 14 Ocak'ta yani bu tarihten birkaç ay önce Behçet Can Türk Sapanca'da öldürülmüştü. Onun için dördüncü bir fotoğraf olarak onu da ekledim. O da sembol cinayetlerden biridir. Ama Savaş Buldan'la devam edelim. Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ı da unutmadan onları da anmayı geçmeden Savaş Buldan 3 Haziran'da öldürüldü ve işte tam da onun yıl dönümüne denk gelen günlerde Özer Çiller öldü. Pervin Buldan bir tweet attı. Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani 2 gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın 30. katledilme yıl dönümleri. Senin eşin yatağında öldü. Bizimkilerse senin emrinle, işkenceyle diye tweet attı. Evet. 1994 Yeşilköy'de bir otelin çıkışında kaçırıldıktan iki gün sonra bulunmuştu. Cinayet faili meçhul hala da öyle. Eşi Pervin Buldan, evet şimdi HDP'de, DEM Parti'de siyaset yapıyor. Kızı Zelal'e ha, e, ha, hamileydi ve Zelal babasının öldüğü gün doğdu. 3 Haziran'da. Bugün 30 yaşında. Evet bu da Pervin Buldan'ın tweet'i. Zelal 30 yaşına gelişimden 30 yaşında gelişine diye bir tweet atmış. Ve burada işte babasının kabri başında bir fotoğrafını da paylaşmış. Evet. Otuzun daha büyük olduğu bir yerde görüşmek üzere diye de yazmış Zelal Buldan. Babasının öldüğü gün doğan kız doğum gününü kutlayamıyor işte yani. Babasının ölüm yıl dönümü. Dönelim sallanmadan çöküş devam ediyor. Enflasyon TÜİK verilerine göre 75, ENAK verilerine göre 120. Mehmet Şimşek enflasyonuysa 30, 39'dan 75'e fırlamış durumda. Yani Mehmet Şimşek geldiğinde 39 olan enflasyon şu anda 75. Neredeyse ikiye katlamış durumda Mehmet Şimşek. Ama diyor ki en kötüsü geride kaldı bundan sonra düşecek. Hakan Karapek öyle düşünmüyor. 2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmak neredeyse imkansız diyor. Yıl sonu resmi tahmini %38. Eğer diyor bu grafik söz konusu olursa diyor yıl sonu hedefi yakalanır ama mümkün değil diyor. Aylık ortalama %1.7 olması gerekiyor. Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek demiş. Asgari ücret zaten fena halde açlık sınırının altında kaldı. Emekli maaşları açlık asgari ücretinde altında kaldı. Geniş bir zam beklentisi var. Bakalım ne olacak, nereye gidecek birlikte göreceğiz. Veysel Ulusoy en akın başında ülke normalleşti enflasyon oranı %120.66 oldu demiş. Sallanmadan çöküş. Sallanmadan çöküş. Bu resimdeki kızcağız tutuklandı. Sebep? Yurt dışındaki kardeşi haçlık gönderdi diye. Hemşirelik öğrencisi Esengül Arslan. Birkaç gün önce gözaltına alındı. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşında. Evet. Sallanmadan çöküş. Yurt dışındaki kardeşi harçlık gönderdi diye hesap hareketlerini takip ediyorlar falan. Örgüt, örgütün finansmanı falan hemen şey yapıyorlar ve zaten terörden alıyorlar. Terörden almalarının nedeni de en ağır yargılama ve infaz koşullarında insanlar içeride ömür çürütsünler diye. 23 yaşında gencecik bir kız, 3. sınıf öğrencisi, hemşirelik öğrencisi ve ona yaşamının baharında bunu yaşatıyorsunuz. Bilmem ne kadar içeride tutacaksınız ve çıktıktan sonra bu travmanın etkisiyle hayatını sürdürmeye çalışacak. Ve elbette dağılmış ailesi de bununla birlikte yaşamaya çalışacak. Sallanmadan çöküş. Sözcü gazetesi birkaç gün önce FETÖ'cü kadınlar sokakta böyle para alışverişi yaptı diye bir haber yayınladı. İstanbul'da polis FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasını deşifre etti. Bir kadının sokakta sarıldığı diğer kadına 10 saniyede torbayla para teslimi polis kameralarına yakalandı diyor. Hemen bu haberin yanında da Numan Kurtulmuş'ta yapılmış bir Saygı Öztürk röportajı vardı. Anayasanın ilk dört maddesine say, e, anayasanın ilk dört maddesini koruyacağız lafı başlığa çıkarılmıştı. Orada insan hakları var. Orada hukuk devleti var oysa. Fakat sözcüye göre yok. Arzu Yıldız güzel soruyor. Yani güncel yapılanma ne yapıyor mesela? Hangi suçları organize ediyor? Sonra da gazetecilik etiğini hatırlatmış ama bu sözcü mevkutesinde ve işte o sayfayı yapanlarda bu yok. Yani. Dönelim iç muhalefete. Hedefim de niyetim de yok demiş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel. E bunu bu şekilde söylemesi iyi olmuş. Çünkü zaten Ekrem İmamoğlu geliyor ve ortam Ekrem İmamoğlu'na hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığından önceki kritik hamle Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için e, Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan olması Ekrem İmamoğlu'nun bunu yapabilirse bütün yurdu bu şapkasıyla dolaşabilecek ve cumhurbaşkanlığı kampanyasını erkence başlatacak. Mansur Yavaş'ın da bu işe heveslendiği söyleniyor ama bu konuda ihale Ekrem İmamoğlu'nda kalacak gibi. Evet. Sözcü'den başka bir medyaya geçelim. Global TV, Haber Global neyse. Azerbaycan sermayeli İsrail'e petrol sevkiyatı için Sokar'ın protesto edilmesine provokasyon demiş. Emekli albay oraya katılan birisi işte yazıklar olsun Şer'in önünde gidip eylem yapın. Eylem yapın Haber Global'in sahibi Sokar'ın başkanının akrabası falan Yani ilişkiler de böyle. Yani medya neden bağımsız olmalı? İşte bundan dolayı bağımsız olmalı. Şimdi bunu halk seyrediyor ve güya işte muhalif bilinen filan bir kanal değil mi? Yani halk seyrediyor ve halka bu şekilde yani halka patron propagandası yapılıyor bir yönüyle. Yani gerçekler saklanıyor. İyi bir hamle Heybelada Ruhban Okulu'nun açılması. E, Milli Eğitim Bakanı NTV'ye e, açabilir miyiz bakıyoruz İşte Erdoğan da bir git denetle falan gibi bir talimat verdi demiş. Milli Eğitim Bakanı cumartesi günü patrikhane yetkilileriyle Heybelada, Heybelada'daki okulu ziyaret etmiş. Yani kendi din adamlarını yetiştirecekleri okulu 12 Mart 1971 muhtırasından sonra kapattılar ve o gün bugündür kapalı 50 yılı geçti. E, halen de yarın eğitime başlayacakmış gibi de hazır tutuyor cemaat orayı. Yani bırak yetiştirsin kendi din adamını ne oluyor yani? Yani bu, bu geçmişin şeylerini kapatmamız lazım. E, olumlu bir hamledir bu doğrudur. Kimin yaptığının bir önemi yoktur. Geç kalmış bir hamledir. Dolayısıyla bakalım ne olacak? Fakat yani Heybelada Ruhban Okulu'nu açmak, Cumartesi annelerine işte Galatasaray Meydanı'nı açmak falan güzel de ya da 28 Şubatçı paşaları sağlık durumundan veya işte kocamaştıktan tahliye etmek güzel de ama öbür tarafta iktidar işte verdiği bu küçük küçük tavizlerle veya ne bileyim normalleşme adımlarıyla öbür tarafta daha büyük bir şeyi götürüyor. Halkın iradesini gasp ediyor yani. yani. Birini bir diğerinden ayırmak gerekiyor. Çok iyi bir şey. Türkiye A milli kadın voleybol takımı 3-2 yendi. Gururumuz filenin sultanları. Amerika'yı ekonomi sınıfında uçurularak Amerika'ya götürülmüşler ve iki gün sonra maça çıkacaklar yani. Düşün o moralsizlik ve o yorgunlukla. Her neyse dönüşleri biziniz sınıfında olacakmış. Güzel ama giderken öyle uçsalar daha iyi olurdu. En azından yol yorgunluğu çekmezlerdi. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanları. Üçüncü hafta maçlarını Hong Kong'da oynayacaklar. Oradan oraya geçerken umarım biziniz uçarlar veya en azından e, konforlu koltuklarda uçarlar. Önümüzde e, 13, 15, 16 Haziran'daki maçlar ekranda görülüyor. Tayland, Dominik, Çin ve Brezilya. Başarılar diliyoruz ve gene or, e, bu turnuvadan e, zaferle e, döneceklerini düşünüyoruz ama <laughs> Tam da bu maçın yayınlandığı saatlerde yani Türkiye Amerika e, voleybol maçında e, bir kadın taraftar görüntüye giriyor ve e, kadın taraftar e, sevinç gösterisinde bulunurken ortaya fotoğraftaki gibi bir görüntü çıkıyor. Hatta e, görüntüde biraz daha e, ne, ne bileyim memelerinin göründüğü filan bir iki saniyelik bir görüntü ortaya çıkıyor. TRT bunun üzerine kocaman bir açıklama yapmış. Açıklama ekranda yani diyor ki işte efendim... Özetle yayın politikamıza terstir bu görüntü. Gereken yapılmaktadır. Karşı taraf uyarılmıştır. ABD kaynaklıdır. Biz yapmadık falan. Şimdi herkes de bunun üzerine bir şey söylüyor falan ama kimse şunu söylemiyor. Ya arkadaş böyle bir görüntü. Böyle bir görüntü. Emin olun Amerikalı yayın kuruluşunun da işine gelmez. Onun da hoşuna gitmemiştir. Çünkü çoluk çocuk herkesin ekran başında olup maç seyrettiği genel izleyiciye açık bir yayında bir kadının gösteri görünüyor. Bunu hiçbir yayın kuruluşu istemez. Yani Batı'da serbest de Türkiye'de yasak falan böyle bir şey yok. Bir bu. İkincisi, bunu engelleme şansınız yok. Yani seyirciler var binlerce. Kamera onların arasında dolaşıyor ve birisi sevinç gösterisi yaparken böyle bir görüntü ortaya çıkmış. Tahmış bir görüntü. Evet. Dünyanın her yerinde de böyle kabul edilir. Çoluk çocuk herkesin ekran başında olduğu bir saatte. Yani birinin göğsünü açması da birinin poposunu açması da bu senin başına da gelebilir. Yani Türkiye'deki bir maçta da olabilir. Amerika'da oldu bizim müdahale etme. Türkiye'de olduğunda Türkiye'ye de geliyor e, yabancı takımlar. Onların taraftarı da geliyor. Onlar da sevinç gösterisi yaparken böyle bir şey olabilir. O sırada da senin kameraman, kameran e, zoomlamış olabilir o seyirci grubunu. İstanbul'da, Ankara'da herhangi bir statta veya salonda da olabilir. Olabilir değil. O zaman ne olacak? Yani açıklama şey e, iletişimi yok konunun. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu dünyanın her yerinde olabilecek bir şey. Ayrıca dünyanın her yerinde çocuk çocuk ekran başındayken bu tür hoş görüntüler yayıncı kuruluşların hoşuna gitmez. Fakat bunun açıklaması basittir. Bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil özür dileriz yani. Üzgünüz tekrarı gelmeyecek ekrana ama ne yapalım kaçtı bir kere. Anlatabiliyor muyum? Demek ki diyor Ümit <laughs> Kıvanç Tribündeki kadın Türkiye'de olsa şimdi tutuklanmıştı. Yaşanandan anladığımız budur demiş. Evet. O arada Morino Türkiye'de ve Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak geldi. Hafta sonunun olayıydı. İlk basın açıklamasını yapmış. Benimle iletişime geçen Ali Koç oldu. İlk kontağı böyle kurdum. Fakat Aziz Yıldırım'la da görüştüm. Ancak Fenerbahçe'ye gelmek için ondan izin almadım falan demiş. Tebrik ederiz gerçekten büyük bir futbol insanı ve... Büyük bir transfer, büyük bir gelişme Türkiye futbolu açısından ve Fenerbahçe açısından bakalım göreceğiz bunun Fenerbahçe'ye yansımalarını diyor ve yavaş yavaş bağlıyorum. Biden üç aşamalı bir ateşkes planı sundu fakat bu İsrail hükümetinin ve Netanyahu'nun hoşuna gitmedi. Ne olacak nereye gidecek bilmiyoruz ama artık Amerika'da seçim senesi Netanyahu Amerika'yı dinlemez noktada fakat Amerika'da ne bileyim ateşkes planları veya laflarla çağrılarla götürüyor. Halbuki tedariki kesse bu iş biter. Tedariki de kesmiyor. O konu şu anda hala muallakta devam ediyor. Birleşik Krallığın Ruanda üzerinden mültecileri Türkiye'ye gönderme planı var mıdır yok mudur? Türkiye ile Ruanda arasındaki serbest işte ne bileyim turizm anlaşması falan bir takım kaygıları körükledi. Bu konuda hala doyurucu bir açıklama yok. Onu da bekleyip göreceğiz ama Meksika tarihinde ilk kadın başkanı seçmiş. Eski Meksiko City belediye başkanıymış. Tebrik ediyoruz. 61 yaşında bir bilim insanı. Bu da hafta sonunun önemli bir gelişmesiydi." diyor ve manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.